Evet abi, hoş geldin. Sağ ol abi. Şimdi elinde eşkıya kitabı var ama bu eşkıya olayını anlatsana biraz. Nasıl bir olay bu? Eşkıya olayları çağırarak gelmişler sizleri mahkemeye götürerek diye Kozan cezaevine getirmişler. Kozan cezaevinde biraz yattıktan sonra hepsini teker teker sabah aldırmışlar, almışlar. Sizi demişler mahkemeye götürüyor Adana'ya diyerek şeye getirmişler senin ne Tırbılıyor. tırmıra getirmişler oradan dönük şeye demişler tarlaya doğru sürdürmüşler tarlada düzmüşler ettikten sonra askerlere yüzbaşı emir veriyor mavzerlerle sıkıyorlar orayı kan gölüne çeviriyorlar kan gölüne çevirdikten sonra içinden bir tanesi işkiyenin kalkıveriyor ölmemiş. Diyor ki bizim suçumuz neydi bizi şeyden aldığımız Kozan cezaevinden mahkemeye götürüyordu. Suçumuz yoktu. Bizleri bırakacaktınız. Biz mahkemede bırakılırdık. Ama siz bizleri bu şekilde kan gölüne çevirdin diyerek oradan o çöltür sahibinin babasını da sıktırıyor, öldürüyor. Öldükten sonra doktoru oranın Kaymakamı. sağlık Sağ. şeylerini getiriyorlar, savcıyı da getiriyorlar. Doktor buna şey kararı vermiyor. Diyor ki bunları öldürdüler, suçsuz öldürmüşler diyerek yüzbaşının korkusundan bakmış ki demişler doktor beni de öldürürler diyerek bir rapor hazırlıyor. Yoksa şey olarak hazırlamak istemiyor. Tabii hepsi öldükten sonra da rapor veriyor şeylere sonra yüzbaşı çekiyorlar. Oradan da bir köylü geliyor. Şeylerin üstünde ne var diyerek bana diyor para lazım değil. Tarihi bir kitap buluyor. Ben bunu okuyup bir edeceğim ve bütün şeyleri halka bildireceğim diyor bunları. Ben onun için o kitabı aldım diyor. Oradan birinin üstünden çıkıyor işkiyenin. Suçları günahları yoktu diyerek. Tamam abi böyle bir şeyler.